أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم الله تعالى من عبد nedameten ala zenbin illa gafara lehu kable en yestağfirahu min. Sadaka Resulullah. An Aişete radıyallahu anha validemiz. Aişe annemiz rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: günahına karşı pişmanlık duyan kulunu Allah Celle Celaluhu daha o mağfiret olunmasını dilemeden affedip bağışlar. Evet. Günahına karşı pişmanlık duyan kulunu Allah Celle Celaluhu daha o kul mağfiret olunmasını istemeden, dilemeden Allah onu affedip bağışlar buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Evet. Cenab-ı Hak işte böyle Erhamur Rahimin, merhametlilerin en merhametlisi, Rahman ve Rahim. Allah'ın sıfatlarından bu ikisi, Rahman ve Rahim. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'tır Celle Celaluhu. Kul bir günah işler, ona hemen pişman olursa, tüh, niye yaptım bu yanlışı, niye bu günahı işledim derse, daha bu pişmanlık duyar duymaz, estağfirullah demeden, ya Rabbi beni bağışla demeden Allah onu affeder, bağışlar. Ya ne büyük müjde bak. Yeter ki pişman olsun. Ama bir de günahı işleyip hicralı olmayanlar var. Hafazan Allah. Pişman olmak şöyle dursun. Bir de günahıyla övünenler var. Başkasına anlatıyor böyle. Keyifli keyifli. Günah işlemiş. Hafazan Allah. Bunlar çok büyük tehlike işte. Cahilliğinde cahilliği. Bu nefsi emmarenin vasfıdır. Nefsin dereceleri var. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye diye kitaplarımızda böyle nefsin mertebeleri var. İşte bu nefsi emmare en aşağı derecedeki nefis mertebesi. O günah işler hiç farkında da olmaz. Bir de günahına sevinir. Pişman olma şöyle dursun. Sevinir günahına. O fazan al. Övünür hatta günahıyla. Helal sayarsa zaten kafir olur. Yani cahillikle işte günahıyla övünenler var. O günahkar olur. Bir de helal sayarsa yaptığı günahı, o zaman kafir olur, hafazan Allah. Dinden imandan çıkar. Arada bir nüans farkı var. İşte nefsi emmare derecesindeki kişinin durumu çok tehlikeli. Nefsi levvame, işte bu hadis-i şerifte söylenen bir bakıma ikinci mertebe. Yani öyle bir nefis ki yaptığı hatadan pişman oluyor. Niye yaptım ben bu haltı diyor Anadolu tabiriyle. Yapmamam lazımdı, yapmamalıydım. Nefsi levvame, nefsini levme diyor, nefsini ayıplıyor. Niye yaptım ben bunu, niye yaptın sen bunu ey nefis diyebiliyor. Bu da nefsi levvame, levmedici, kendini kınayıcı nefis. İşte böyle günah işleyip de kendini kınadı mı, niye yaptım ben bu günahı dediği andan itibaren
daha estağfirullah ya Rabbi beni affet demeden Allah onu affeder diyor. Ya. Bir de nefsi mülhime var. Madem nefis mertebeleri dedik, nefsi mülhime, o da üçüncü mertebe. Artık ilham gelir üçüncü mertebeye gelen nefse. İlhamlar gelir. O da tehlikelidir. Niye? Yani rahmani de olur ilham, şeytani de olur. Şeytan da devreye girer. Bazı insanın içine ilhamlar gelir. Farkında olmadan. Efendim, o melek tarafından da olur, şeytan tarafından da olur. O da tehlikelidir. Nefsi mülhime. İlhamların geldiği nefis. Orayı da aşmalı mümin. Çünkü tehlike, o da tehlike. Ayırt edemez. Rahmani mi ilham, şeytani mi? Nasıl ayırt edecek? Zor. Şeytan öyle mel'un ki bazen sağdan geliyor. Sağdan gelince nasıl ayırt edeceksin? Ya bazen sağdan, soldan yapamadı mı? Sol taraftan, sol hilelerle yıkamadı mı Müslüman? Bu sefer sağdan geliyor şeytan. Ayırt etmesi zor. O zaman dördüncü mertebe, nefsi mutmainne mertebesi. Bak, ayeti kerime var bu söylediğim nefis mertebeleri, her biriyle ayet var. Şimdi mutmainne ile ilgili ayeti okuyun bak, bismillah. Ya eyyetühen nefsül mudmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Evet, evet. Fecir suresinin son ayetleri bunlar. Ey mutmainne olmuş olan nefis. Bak, dördüncü mertebe. Bu artık bir bakıma Anadolu tabi paçayı kurtarıyor bu nefis. Ey mutmainne olmuş nefis. Yani tatmin olmuş, mutmain olmuş. Allah'ı Rab, peygamberi peygamber, Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam peygamber, kitap olarak Kur'an, din olarak İslam'ı özümsemiş, iman esaslarında bir sıkıntısı yok, amelde bir şeyi yok, elinden geldiği kadar amellerde de kusur etmiyor. Nefsi mutmainne mertebesine çıkmış, tatmin olmuş. Taklitten kurtulmuş bir bakıma, tahkik seviyesine yükselmiş. Ya taklidi yaptığımız şeyler var. O da caiz ama bir de tahkiki var işin. Görür gibi, duyar gibi inanmak. Yani namaz kılıyoruz mesela, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu düşüncesiyle kılmak. Bir de rastgele kılmak. İkisi arasında fark var. Ya o büyük huzurda durduğun farkında olarak namaz kılmak var. Beytullah'a dönmüşsün, Allah'ın huzurundasın. Esas duruştasın bir bakıma. Askerlik yapanlar bunu çok iyi bilir. Esas duruştasın böyle. Ya komutanın karşısında esas duruş bozulur mu? Bozdu mu tokadı yersin değil mi? Hem de şiddetli bir tokat. Daha esas duruşu bile bilmiyor diye. Yani namaz bir esas duruştur böyle. İlahi huzurda. İşte nefis böyle bir tatmin seviyesine çıkmışsa, işte ona hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ey mutmain olmuş olan nefis, irci'i ila rabbiki. Sen Rabbine dön artık. Radiyeten merdiye. Bak, nefsi radiye dedik ya. Sen Allah'tan razı oldun. Merdiye, Allah da senden razı olmuş olarak. Ya senin razı olman yetmiyor. Bir de karşı tarafın da senden razı olması lazım. Radiyeten merdiye. Sen Allah'tan razısın. Allah da senden razı. İşte bu şekilde dön Rabbine diyor Allah, hitap ediyor nefse. Fedhuli fi ibadi, gir kullarımın arasına. O sevilen kullarımın arasına gir. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti, cennetime de dahil ol diyor Allah Celle Celaluhu. Ya şimdi nefis mertebeleri anlaşıldı mı biraz? Yani bir Müslümanın mutlaka mutmainne derecesine çıkması lazım o zaman. Tatmin seviyesine çıkması lazım.
Ondan sonrası biraz daha kolaylaşıyor demek ki. Cenab-ı Hakk'ın hitabına da mazhar oluyor. Hoca Efendi rahmetullahi aleyh eserinde okumuştum Zahid Efendi'nin, büyük hocamızın. Bu üç nefis mertebesini yokuşa benzetiyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime. Üç nefis mertebesi yokuşu çıkmak gibidir diyor. Ne zaman mutmainne mertebesine geldiyse yokuşu çıkmış, düze çıkmıştır, artık geriye kayma tehlikesi kalmamıştır diyor. Anlatabildim mi? Evet. Üç mertebe yokuşu çıkıyorsun. Mutmainne mertebesine varınca yokuş bitiyor, artık düzlüğe eriyorsun, devam et. Böyle benzetmişti, çok güzel bir benzetme. Çünkü yokuş çıkarsa çıkarken her daim geriye kayma tehlikesi var değil mi? Yani şoförler bunu daha iyi bilirler. Ama düzlüğe çıktık mı bas gaza gitsin. Doğru mu? Evet. Allah yardımcımız olsun. Ondan sonra mutmainne. Bak radiye merdiye. Radiyeten merdiye. Yani sen Allah'tan razısın. Allah'ı seviyorsun. Radîtü billahi rabben diyoruz ya ezan duasından sonra. Ondan sonra merdiye. Radiyeten merdiye. Allah da senden razı. O zaman gir kullarım arasına, gir cennetime hitabıyla efendim muhatap oluyor Müslüman. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu nefis mertebelerini geçerek radiyeten merdiyeh mertebesiyle de cennetiyle, cemaliyle müşerref olan kullarından eylesin. Amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.